Dedi ki, benim babam da böyle söylerdi dedi. Kız ne kadar bağırıyorsun orada ya. Ya benden çok sesi çıkıyor da. Ulan ha. Şimdi adamın biri. Bir dereden iki tane adamı boğulmaktan kurtarmış. Muhtemel ülke Türkiye ki medya adamı o kadar abartmış ki. Adam kitap yazmış. Sudan adam nasıl kurtarılır diye. Bakmış kişiye gidiyor. Konferanslar düzenlemeye başlamış. Sudan adam kurtarmanın çeşitleri, teknikleri. Ömrünün geri kalan 40 yılını bu işi yaparak geçirmiş ve parasını da böyle kazanmış. Zamanı gelip hakkın rahmetine kavuşmuş. Kapıda soruyorlar, ben gidenleri yalanmışsın. Sen ne iş yaparsın birader demişler. Demiş ben sudan adam kurtarırım. Bakmışlar kitapta böyle bir meslek yok. Demişler ki içeride peygamberlere soralım. Peygamberlere sormaya gitmişler. Demişler ki valla bugüne kadar kitaplarda bir böyle meslek yok sudan kurtarma diye ama bırakın adama bir şans verin anlatsın. Adam benim gibi hazırlık yapıyor, çıkıp konuşacak filan ama yanına bir melek gelmiş kuliste. Demiş birader sen ne anlatacaksın Allah aşkına? Demiş ben sudan adam nasıl kurtarır onu anlatacağım. Peki demiş konunu biliyor musun? Benden başkası yok ki demiş arkamda 40 yıl 40 kitap var. Melek demiş ki bak ben onu bunu bilmem ama sana dostça bir nasihatim var. Dinleyiciler arasında dışarıda Nuh peygamber var haberin olsun. Şimdi benim size kalkıp burada traktör anlatmam Nuh peygambere sudan adam kurtarmayı anlatmaya benzer. Hepiniz benden iyi tanıyorsunuz. Demin muhabbet ediyorum traktörü. Hatta çaktırmadan da sizden bilgi alıyorum. Ben Anadolu Grubu ve Randevu'ya tanışmadan önce bu traktörün buradan 1800 yıllara dayandığını falan bilmiyordum. Çünkü biz bu işle çiftçilikle alakası olmayanlar genel olarak sadece gördüğümüz iki reklama bakarız, yolda gördüğümüz traktöre bakarız, ona bakarız, buna bakarız. Çok fazla anlamayız tarım işinden ama tarımcının, çiftçinin derdini yıllardır dinleyen bir kardeşimiz olarak burada olmayı bekleyelim. Çünkü geçenlerde bir çiftçi arkadaşa dedim ki Allah aşkına ya ben 28 senedir gazetecilik yapıyorum. Bir kere de şu çiftçiyi mutlu görmedim. Her seferinde diyorsunuz ki ya bir önceki dönem daha iyiydi, bir önceki dönem daha iyiydi. Ben abarttığımı zannediyordum bir de baktım ki harbiden bir önceki dönem daha iyiymiş. Şimdi burada sevgili abilerim var. Onlarla da bir çekim yapacağız. Bunları hem sitemizde yayınlayacağız. Hem yayına başladığım zaman programda yayınlayacağım. Çünkü kim ne derse desin, bu memlekette birileri sorunları dile getirmeli. Elbette bu güzellikleri birlikte yaşayacağız. Teknolojiyi birlikte yaşayacağız. Hele Trakya çiftçisi köylüsü teknolojinin hep önderi. İlk buradan başladı her şey zaten. Ama var olan gerçeği de söyleyeceğiz. Şimdi bu gerçeği söylemezsek, bu işler düzelmezse biz traktörü nasıl satacağız değil mi? Çiftçi para kazanacak ki millet traktör satsın. Ekonomi yürüsün ortada. Mesela sevgili abi gel sen. Gel abi gel. Ben de şu kameramı çalıştırayım. Şimdi demin abime dedim ki ben. Artık traktör anlatmaya gelmiştik ama beni kim görse genellikle dertler aklıma geliyor. Bu sene de biraz ayçiçeği meselesi dertliymiş. Bu yapmak politika filan değil arkadaşlar. Bunu yapmak gerçekçilik. Gerçeği söyleyeceksin. E kimse burada çiğ köylerin tabiriyle makinenin güzelliğini anlatacağız ama bunun yanında dediğim gibi hasbihal değineceğiz.
Çünkü hele bu internet çıkalı, bilgisayar çıkalı, çoluk çocuğumuzla sohbet edemez hale geldik ülkede. İnsanlar, sadece belirli insanlar televizyonlarda konuşuyorlar. Onlar da bizi Hıncal abi gibi, Hıncal Uç gibi her şeyden anlıyorlar. Tarım diyorsun onlar konuşuyor. Davalar diyorsun onlar konuşuyor. Çiftçilik diyorsun onlar konuşuyor. Sulama diyorsun onlar konuşuyor. Futbol diyorsun onlar konuşuyor. Ama esas gereken konuşması var. Abi ismin neydi? Recep. Evet. Recep Çan. Gel otur şuraya. Şunu çek abi. Gel. Evet abiciğim. Ben şu kameramı da alayım abi. Bir şey değildir. Hele bazı yöreler vardır sürekli söver. Bilmem neyine ne yaptığımı çatalını getir diye mesela. Ya niye söylüyorsun? Kadın cinsel organını niye bu kadar aşağılıyorsun kardeşim? Devamlı bir aşağılama vardır. Hele Akşehir yöresinde filan adam küfrettiğinin farkına varmıyor zaten. O tarafa giderseniz bilmem ne kolum ettiğim filan yok abi diyorsun böyle. Diyorsun ki genellikle bu muhabbeti de sever. Bunlar da olmasa zaten çok vakit de geçmez. Çünkü bu memleketteki bizim değerlerimizi biz bu ülkenin çok televizyonlarında göremiyoruz artık. Bu ülkenin televizyonlarında bizim olmayan değerler gösterilmekte. Bizim olmayan sorunlar bize anlatılmakta. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin tarım politikasına dair inanın bana çok şey biliyorum belgesellerde. Ama Türkiye'de normal bir tarım politikası var mı derseniz bilmiyorum. Siz ürünü neye göre ekiyorsunuz bilmiyorum. Geçen sene Polatlı'da haber yapıyorum. Yani anlamadığım halde dedim ki bu sene bunlar bitti herhalde. Herkes soğan ekmiş. Herkes bitti zaten. Aynı anda herkes soğan ekiyor. Sizde de herhalde öyle bir şey var. Yani ayçiçeği para ettiyse ayçiçeği ekelim. Öbürü para ettiyse öbürüne ekelim. Sonra bekleyelim.